Dersimiz matematik video kanalından hepinize iyi günler dileriz arkadaşlar. Dönme hareketi 2 test 68 ile birlikteyiz bugün. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Daha öncesinde zaten bazı bilgileri test 67'de vermiştik. Umarım videomuzu izlemişsinizdir. İzlemeyenler için tavsiye ediyoruz. Evet, birinci sorumuz aşağıdaki koordinat düzleminde A noktası verilmiştir denilmiş. A noktasının şöyle 1'e 3 olduğunu gördük. Peki hemen soruya geçelim. Ne diyor? 1'e 3 demiştik arkadaşlar hatırlıyorsak. Hemen şöyle yazalım 1'e 3 noktası. A noktası için. Orijin etrafında ve saat yönünde 90 derece döndürdüğümüzde. Saat yönünde 90 derece döndürdüğümüzde 3'e 1 olarak yazıyorum. Sağdakinin işaretini değiştiriyorum arkadaşlar. 3 eksi 1 olmuş oldu. A üssü noktasının koordinatları 3 eksi 1 olarak C noktasında var. İkinci sorumuza geldik. Aşağıdaki koordinat düzleminde verilen A üssü noktası A noktasının orijin etrafında ve saat yönünde 90 derece döndürülmesiyle elde edilmiştir. Farkındaysak arkadaşlar bu nokta ikinci elde edilen nokta yani. Elde edilmiş olan nokta ikinci dememin sebebi. Evet, daha öncesinde buraya gelmesi gerekiyor. Yani orijin etrafında saat yönünün tersine doğru bir hareket gerçekleştirmesi gerekiyor. Ancak ilk adım ikisinde de aynı. Saat yönünde olduğu zaman sağdakinin, saat yönünde olmadığı zaman ise soldakinin işaretini değiştirmem gerekiyor. Yani 2'ye 1 noktası olmuş olacak noktam, A noktası. A noktasının koordinatları toplamda dolayısıyla 2 artı 1'den 3 olacaktır arkadaşlar. 2'ye 1 dediğim için. Evet, üçüncü soruya geldik. Aşağıdaki koordinat düzleminde uç noktalarının koordinatları verilen AB doğru parçasının orijin etrafında ve saat yönünde 90 derece döndürülüyor demiş. Evet, orijin etrafında ve saat yönünde 90 derece döndürülüyor. Peki, evet, uç noktaların koordinatları nedir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar, orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmesi demek. Dolayısıyla A noktasının ve B noktasının koordinatlarının yerlerinin aslında değişmesi demek. Eksi 2'ye, şöyle yazalım. Eksi 2'ye 4 noktasıydı arkadaşlar. Yerlerini değiştiriyorum. 4'e eksi 2, sağdakinin işaretini değiştirdim. 4'e artı 2 olmuş oldu A noktası. B noktası için de şöyle yazalım. A noktası 4'e artı 2. Evet. B noktasında arkadaşlar öncelikle eksi 3'e 1 noktası olarak işaretleyelim ve yerlerin değişmiş halini 1'e eksi 3 diyorum. Yine sağdakinin işaretini değiştiriyorum. 1'e artı 3 olmuş oluyor. Bunu da yazıyorum arkadaşlar. 1'e 3 olarak yazayım. Evet, biraz aşağı inelim ve şıkları kontrol edelim. 4'e artı 2 var. 1'e artı 3. Burada da o var. B şıkkını işaretledim. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. AB doğru parçasının orijin etrafında ve saat yönünde 90 derece döndürmüş halinin görüntüsü aşağıdaki koordinat düzleminde verilmiştir. Evet, AB'nin uç noktalarının apsisleri toplamı diyor bu defa arkadaşlar. Apsisleri dediğine göre sadece x eksenleriyle ilgilensek yeterlidir. O yüzden evet, normalde eksi 2'ye eksi 1'miş arkadaşlar burası. Daha doğrusu döndürmüş hali bu şekilde. Biz bunu orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmüş diyordu hatırlıyorsak. Orijin etrafında saat yönünde 90 derece. Bu yüzden arkadaşlar tam tersini düşüneceğiz şimdi. Saat yönünün tersine yani soldakinin işaretini değiştireceğiz yerlerini değiştirdiğimizde. Yani eksi 1'e 2 dediğimizde, eksi 2 dediğimizde soldakinin yani buranın işaretini değiştireceğiz. Artı 1'e eksi 2 olarak yazdık. Evet, apsisi piyasaya çıkmış oldu. Artı 1. Peki B noktası için yine eksi 2'ye bu defa da eksi 3 olacaktır arkadaşlar. Yerleri değiştiriyorum. 3'e 2 yazıyorum. Her ikisi de normalde eksiydi. Soldakinin işaretini değiştiriyorum. Artı 3 olmuş oluyor. Ve bunların toplamını sorduğu için arkadaşlar toplamları artı 4 olmuş olacaktır. Bir sonraki soruya da şu şekilde geçelim. Evet. Döndürmede verilen noktalardan hangisinin görüntüsü doğrudur demiş. Orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmesiyle x ve y'ye yer değiştiriyor. Y x oluyor demiş.
ancak işaret değişmesini atlamış. O yüzden doğru diyemiyoruz. Orijin etrafında saat yönünce 180 derece döndürülmesi demek demiş. X ve Y'nin yerleri aynı kalıyor. Yalnız normalde X bu tarafa geçtiğinde işareti değişeceği için dolayısıyla her ikisinin birden işareti değişmiş gibi kabul olacak. Bunu doğru diyoruz arkadaşlar. Yine de diğer şıkları elemek istiyorum arkadaşlarım. Saat yönünde 270 derece döndürülmesi demek aslında saat yönünün tersine demek 90 derece. Ve dolayısıyla soldakinin aslında işaretinin değişmesi gerekiyor. O yüzden değişmemiş. Yanlış diyorum. Orijin etrafında saat yönünde tersine 90 derece döndürülmesiyle dediğimiz gibi sadece X ve Y'nin yeri değiştikten sonra soldakinin de olması lazım. Zaten X ve Y'nin yeri bile değişmemiş burada. Soldakinin olamıyor. O yüzden B'yi de işaretliyorum. Zaten daha öncesinde de demiştim. Doğru cevabımız B diye. Evet, aşağıdaki koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninin iki birim sağ, bir birim yukarı ötelendikten sonra orijin etrafında ve saat yönünde 180 derece döndürülüyor. Öncelikle iki birim sağ, şuraya bir not alalım. İki sağ, bir birim yukarı öteleniyormuş. Sonra da 180 derece, şöyle yapalım. 180 derecede saat yönünde döndürülüyor. Bu notları aldıktan sonra sorumuza bakalım. Buna göre en son elde edilen görüntünün köşenin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada B noktasını alalım bakalım. B noktasını inceleyelim. Ortadan bir nokta seçtim arkadaşlar. İki birim sağa ötelenmesi demek B noktasını sıfır noktasına getirecektir. Ve bir birim yukarı demek şuraya geldi. Yani aslında B noktası 1'e, özür dilerim, 0'a 1 noktası olmuş oldu. 0'a 1 noktası arkadaşlar, artı 1 tabi buradaki eksi gibi gözükmesi. Biz burada 180 derece döndüreceğimiz için bir kez yer değiştiriyorum. 1'e 0, sağdakinin işaretini değiştirmem gerekiyordu. Bir kez daha yer değiştiriyorum. 0'a 1, yine sağdakinin işaretini değiştiriyorum. 0'a eksi 1 olmuş oldu B noktası. Hemen şıklara bakıyorum. 0'a eksi 1 burada arkadaşlar sadece C şıkkında var. O yüzden bunu işaretleyebilirim. Evet. 7. soruya geldik. Yukarıdaki ABC üçgenini orijin etrafında ve saat yönünde 270 derece döndürülürse, orijin etrafında 270, saat yönünde 270 demek, saat yönünün tersine 90 demektir arkadaşlar. Ve dolayısıyla saat yönünün tersine 90 demekte. Yerleri değiştikten sonra soldakinin işaretinin değişeceğini söylüyordu. Burada değişme olarak eksiği aldım ben arkadaşlar. Evet, oluşan üçgenin koordinatları hangisidir gibi sorumuz var arkadaşlar. Şeklini istiyor aslında. Evet, normalde C noktası mesela 2'ye 1 noktasıymış arkadaşlar. Biz 2'ye 1 noktasının yerlerini değiştirdiğimizde 1'e 2 olarak yazıyorum. Ancak soldakinin işaretini değiştirdiğimden dolayı 1'e eksi 2, 1'e eksi 1'e 2 noktası olarak yazdım C'yi. Evet, C noktasına şöyle bir bakalım. Eksi 1'e 2 noktası. Eksi 1'e 2 noktası. Burada 2'ye eksi 1 yanlış. Evet, diğer şıklarımıza bakalım. Eksi 1'e 2 noktası değil. Eksi 1'e 2 noktası. Şuraya da bakalım. Normalde C noktası eksi 1'e 2 derken burada eksi 2'ye 1 noktası olarak verilmiş. O yüzden buradaki ifademiz yanlış olmuş oldu. Normalde eksi 1'e 2 olması gerekiyordu. Ve o da D şıkkında var arkadaşlar. D şıkkını işaretleyebiliriz. Evet, 8. soruya geldik. 8. sorumuz, ABC üçgeni orijin etrafında ve saatin tersi yönde 180 derece döndürülüyor. Saatin tersi ya da saat yönü olması bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. 180 derece olması demek iki defa döndürme işlemini gerçekleştirmemiz anlamı taşıyor. X ve Y'nin yer değiştirmesiyle birlikte bir daha yer değiştirmesiyle X ve Y'yi kendi yerine gelirken işaretleri tam tersine almış oluyor arkadaşlar. Yani eksi X, eksi Y olmuş oluyordu hatırlıyorsak. 180 derecelik döndürmede. Evet, ABC üçgeni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur denilmiş. Şimdi arkadaşlar C noktası normalde 1'e eksi 2 idi. Tam tersi eksi 1'e mesela artı 2 olacak. Eksi 1'e artı 2 dedim hatırlıyorsak. Burası yanlış olmuş oldu dolayısıyla. A noktası eksi 4'e artı 4'tü.
Dolayısıyla da artı 4'e eksi 4 olmuş olacak. Bu da yanlış olmuş oldu arkadaşlar. İşaretleri değiştirdiğimizde sayılar değişmiyor. B noktası içinse arkadaşlar eksi 1'e 4'tü. Artı 1'e eksi 4 olmuş olacak B noktası. Bunun da doğru cevabı C olmuş oldu. Birinci bölgededir demiş. Aslında arkadaşlar birinci bölge şurası olmuş oluyor. Halbuki iki defa dönüştüğünde şu kısma gelmiş olacaktır. Orası da birinci bölge değil biliyoruz ki. Evet. Buradan da C şıkkının doğru olduğunu söyledikten sonra testimizi tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım faydalanmışızdır. Beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı kanalımıza unutmayalım. Ve derslerimizi, sınavlarımızı, çalışmalarımıza başarılar dileyerek sizlere hoşçakalınız diyoruz.